Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 2021 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, yeni yılın ilk ayı ve yine çok güçlü bir ay. Ocak ayında çok önemli gezegen tesirlerimiz var. Zaten yeni yıla Jüpiter ve Satürn'ün Kova burcuna geçişiyle çok güçlü bir değişimle başladık. Uranüs Boğa burcunda ilerliyor ve bu ay bu gezegenler arasında da oldukça mücadeleli, sert açılar söz konusu olacak. 30 Aralık'ta burcunuzda bir dolunay meydana geldi. Bu dolunay gerek duygusal anlamda, gerek düşünsel anlamda size tabii ki önemli farkındalıklar getirmiş olabilir. Biraz hassassınız. Özellikle özel yaşamınız, aileniz, kendiniz, bedeniniz ve bu alanlarda bazı hassasiyetleriniz artmış olabilir. Ocak ayının ilk günlerinde de hani kendi alanımıza dönmemiz, biraz kendi kabuğumuzda kalmamız, güvenliğimizi önemsememiz, hani duygusal konular ve yakınlarımızla, ailemizle daha fazla haşır neşir olmamız mümkün görünüyor. Uzun zamandır, yaklaşık 6 aydır Koç burcunda ilerlemekte olan Mars 6 Ocak itibariyle burç değiştirip Boğa burcuna geçecek. Bu önemli bir enerji değişimi tabii ki. Yani bizim hayatımızda, bireysel hayatımızda da bir enerji değişimi yaratacak. 3 Mart'a kadar Mars Boğa burcunda olacak. Mars'ın olduğu alanlarda efor sarf ederiz. Harekete geçeriz, eylemde bulunuruz. Burada daha fazla çalışırız. Sizin haritanızda Boğa burcu 11. eviniz. Aslında 11. ev verimli bir alan, güzel bir alan. Sizin için dış dünyadaki aktivitelerinizi işaret ediyor. Hem sosyal alandaki çalışmalarınız, ki bunlar biraz daha hani grup içindeki etkinlikler olabilir, arkadaş çevreniz olabilir, işle ilgili konulardaki projeleriniz, kariyer konularındaki beklentileriniz, buralarda yapılacak adımlar, alınacak bazı belki inisiyatifler, para konuları tabii ki, ekonomik konular, tüm buralardaki enerjiyi arttırıyor. Yani önümüzdeki iki ay gerek toplumsal alanlardaki faaliyetleriniz, gerek iş alanındaki projeleriniz ve tabii ki parasal kazançlarınız ve paranızı idare etme, yönetme alanlarında daha fazla bir efor sarf edeceğiz, enerji sarf edeceğiz. Çoğu zaman da hani size destek olan bir Mars geçişi olduğunu da söyleyebilirim sevgili yengeçler. 13 Ocak'ta sizin için çok önemli bir yeni ay doğacak. Oğlak burcunun 23 derecesindeki yeni ay, yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyabilir. Özellikle ay sonuna kadar olan süreçte ilişki dinamiklerinizde bazı önemli tesirlerle karşılaşabilirsiniz. Burada yeni kararlar vermeniz, yeni adımlar atmanız bu yeni ayın tesiriyle aslında gündemde olabilir. Yani süregelen bir ilişkiniz var. İlişkinizi artık belki evliliğe taşımak isteyeceksiniz. Evlilik teklifi yapacaksınız ya da size bir teklif gelecek. Veya böyle bir daha ciddi işbirlikleri, ortaklıklar, birlikte yapılacak işlere yöneleceksiniz. Ya da eşinizle birlikte önemli kararlar vereceksiniz. Eşinizle birlikte işler yapabilirsiniz veya çocuklarla bağlantılı planlarınız, programlarınız olabilir. Her türlü ilişki dinamiğiniz hareketleniyor aslında. Bu yeni ay döngüsüyle beraber. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 23 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa sizin için bireysel tesirleri daha güçlü olabilir bu yeni ayın. Doğum gününüz özellikle 9 Temmuz ile 17 Temmuz arasıysa sevgili yengeçler, sizin için yeni yenilikler getiren bir yılda olduğunuzu da söyleyebilirim. Tabii yükselenin de 23 derece ve yakınlarında olan yükselen yengeçlerimiz için de çok güçlü bir yeni ay döngüsü. Aslında ilişkiler adına çok verimli bir yeni ay döngüsü olduğunu da söyleyebilirim. Ay ortalarından itibaren gökyüzü kolektif alanda aslında, hani bu bireysel bir tesir değil, genel bir tesirden bahsediyorum, sertleşmeye başlıyor. Satürn Jüpiter Kova burcunda. Boğa burcunda da Uranüs'le Mars var. Uranüs'le Mars birleşecek ayın 10'undan itibaren. İşte Satürn'le Jüpiter'le zıtlaşmaya başlayacak aslında ay sonuna kadar. Yani yılın, ayın ikinci yarısı özellikle biraz sert. Hani neler olabilir? Kolektif alanda, ülkelerde, işte belki Avrupa'da, Amerika'da bireysel hareketler, toplumsal hareketler olabilir. Biraz yönetimle halk toplulukları arasında gerilimler yaşanabilir. Tabii ki özellikle ekonomik piyasalarda
artan streslerin olmasını bekleyebiliriz bu dönemde para piyasalarında, borsa gibi spekülatif piyasalarda veya dijital platformlarda daha hızlı hareketlerin olmasını bekleyebiliriz. Bunlar da bireysel olarak hayatlarımıza biraz yansıyacaktır doğal olarak. Az veya çok herkesin kendi haritasının aldığı etkilerle eş zamanlı paralel olarak gelişebilir bu. Sabitlerde gerilimler olması tabii ki daha stresli şartları da oluşturuyor. Yani bunlar biraz aşırı güven arayışı ya da aşırı tutucu davranışlar, aşırı inatçı tavırlar hayatımızda enerji olarak stresleri arttırabilir ve bunun sonucunda oluşabilecek agresyon, gerilim çok sert olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Biraz gerektiğinde esnemek, biraz değişime ayak uydurmak şartları biraz rahatlatabilir aslında. Doğa olayları da tetiklenebilir. Böyle bir sert gezegen açısında kazalar, sakarlıklar da daha çok yoğunlaşabilir. 19 Ocak'ta Güneş artık Kova burcunda parlamaya başlayacak sevgili yengeçler. 19 Ocak'la birlikte aslında belki hayatınızdaki parasal dinamikler daha fazla ön plana çıkmaya başlayacak. Bu bir aylıkta bir süreci işaret ediyor. Hani kazançlar, harcamalar, yatırımlar, gelir gider dengeleri, borçlar, buraları Güneş aktif etmeye başlayacak. Ve 28 Ocak'ta 9 derece Aslan burcunda bir dolunayımız var. Yine para alanınızda dolunay farkındalık getirmekle beraber daha güçlü dönüşümler anlamına gelir ve biraz da bir şeyleri belki belirsizlikleri netleştirir. Önemli değişimler konusunda da tetikleyici olabilir. Bazı konuları da tamamlayabilirsiniz bu dolunayla beraber. Bir işle ilgili, kariyerle ilgili bir tamamlanma olabilir örneğin. Beklediğiniz paraların elinize geçmesi olabilir. Ama dolunay bir harcama, bir masraf, beklemediğiniz bir para çıkışı da getirebilir. Özellikle risklere dikkat edelim. Piyasalarda yaptığımız yatırımlara, parayla ilgili vereceğimiz kararlara, alışverişlere dikkat edelim. Burada stresle çok dürtüsel davranmak belki zarar da getirebilir. Daha güvenli, belki daha uzun vadeli düşünmek gerekiyor. Daha planlı, programlı hareket etmek, daha sakin davranmak, daha sağduyulu davranmak gerekiyor. Yani o bahsettiğimiz gerilim, stres sizin için daha çok parasal konularda, mali güvenliğinizle ilgili alanlarda oluşabilir sevgili yengeçler. Özellikle lütfen kişisel haritalarınıza bakınız. 9 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa bu bahsettiğim parasal gerilimlerin dolunayla beraber daha fazla aktifleşmesi mümkün. Ama sabitlerde çok gezegeniniz yoksa kişisel haritalarınızda o zaman çok da önemli tesirler almayabilirsiniz. Daha sakin geçirebilirsiniz bu süreci. 30 Ocak'la itibaren, 30 Ocak'tan itibaren artık Merkür Kova burcunda gerilemeye başlıyor. Bu ay genelinde 8 Ocak'tan itibaren Merkür Kova burcunda ilerleyecek. 30 Ocak'ta da gerilemeye başlıyor. 20 Şubat'a kadar da Merkür retrosu devam edecek. Artık Merkür retrosunun klasik etkilerini biliyoruz sevgili yengeçler. Bu nedenle 30 Ocak'a kadar parayla ilgili konularda verilecek kararları, atılacak adımları organize edip tamamlamaya çalışın lütfen. Yani bir krediye mi başvuracaksınız? Bununla ilgili ayarlamaları yapmaya çalışın. Bir önemli bir yatırım mı yapmayı düşünüyorsunuz? Bir alışveriş mi yapacaksınız? Bir borç mu alacaksınız, vereceksiniz? Yani bu konularla ilgili araştırmaları, planlamaları lütfen 30 Ocak'a kadar tamamlayın. 30 Ocak'la 20 Şubat arasında çok önemli kararlar vermek, özellikle parayla ilgili önemli hareketlerde, eylemlerde bulunmak çok sağlıklı olmayabilir. Bu dönem daha çok kontrol etme dönemi. Bu dönem gözden geçirme dönemi, eksikleri tamamlama dönemi olacak çünkü sevgili yengeçler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.